Yeniden herkese günaydın. Yeni güne başlarken küresel piyasalardaki başlıklarla şekillenerek başlıyoruz. ABD TÜFE verisi sonrasında Fed yetkililerinden gelen temkinli mesajlar aslında Powell'ın mesajlarını desteklemiş gibi durdu. Fakat ABD'de global hisse senedi piyasalarında özellikle teknoloji öncülüğünde yükselişleri takip ettik. ABD'de S&P 500 endeksi dün %1'lik yükselişle birlikte 5000 puanın üzerine bir kez daha çıkmış oldu. Asya'da da hareketlere yine şirket öncülüğündeki haber akışları aslında etkili oluyor. Bir tarafta da Japonya ekonomisini takip ettik. Teknik resesyon haberiyle birlikte faiz artışı ihtimalinin orada da düştüğünü gördük. Resesyonun ardından dolar yen kuru yatay bir şekilde 150 civarında seyrederken Bloomberg dolar endeksinde yatay bir performansla güne başlıyoruz. Dolar TL tarafına bakıyoruz. 30.76 yatay bir performansla başladığını takip ederken 10 yıllık tahvil getirileri ise çarşamba günkü 6 bas puanlık düşüşün ardından bu sabah itibariyle 4.23'ler seviyesinden işlemden geçtiğini takip ediyoruz. Fakat Bitcoin tarafında da hızlı yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. 50.000 üzerindeki fiyatlamayı sürdürmekle birlikte %1 üzeri kazançla 52.000 doların üzerinden alıcılı seyrettiğini de takip ediyoruz. Petrolde ise ABD stoklarının beklentinin üzerinde artması etkili oluyor. Bunun yanı sıra çarşamba günü %1,4 gerileyen Brent petrol bu sabah 0,5'lik bir düşüşle birlikte 81 doların altında da fiyatlamaya devam ettiğini takip ediyoruz. Evet, tüm bu başlıklar aslında fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Peki başkanın ayrıntılarına hemen bakalım. Fed temkinli yaklaşımını sürdürüyor. Bir tarafta Chicago Fed Başkanı Gosby tarafından birkaç aylık beklentinin üzerinde gerçekleşebilecek enflasyonun hedefe dönüş patikasıyla uyumlu olacağını kaydederken bir diğer tarafta ise Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Barr tarafından yapılan bir açıklama vardı ki orada temkinli açıklamayı desteklediğini gördük Powell tarafından da. Enflasyonun %2'ye kalıcı bir şekilde indiğini görmek için daha fazla veri görmeleri gerektiğini söyledi ki aslında yüksek gelen enflasyon verisi sonrasında Fed'in faiz indirme patikasının Temmuz'a kadar da ötelenebileceği piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ama küresel piyasalarda bu temkinli açıklamalara rağmen bir rally görüyoruz. Neyin rallisi? Bu teknoloji rallisi olduğunu takip ettik ki özellikle Fed'in Powell'ın temkinli açıklamalarını destekleyen açıklamalarda devam ederken ABD ve Asya hisse senetleri piyasaları teknoloji şirketleri öncülüğünde yükselişte olduğunu gördük. ABD'de S&P 500 endeksi dün %1'in üzerinde yükselişle birlikte 5000 puanın üzerine atarken kendini Nvidia, Microsoft ve Apple'ın da dahil olduğu FANG endeksinde %2 yükselerek piyasanın genelinden daha iyi bir performans gösterdiğini de kaydettik. Asya'da da yine haber akışlarının etkili olmaya devam ettiğini gördük ki Morgan Stanley'nin Tayvanlı çip üreticisi fiyatını aslında fiyat hedefini %9 oranında arttırması etkili olmaya devam ediyor. Ama bir diğer tarafta Nvidia'nın piyasa değeri Alphabet'i geçti. Evet, teknoloji tarafında da yine finansalları da takip ederken yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken Nvidia yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle birlikte Amazon'un ardından Alphabet'i de geride bıraktığını takip ettik ki Nvidia'nın hisseleri dün %2,5 kazançla 739 dolara yükselirken şirketin hisselerindeki artış yılbaşından bu yana %50'ye yaklaştı. Teknoloji rallisini yılbaşından bu yana epey bir konuşuyoruz, daha da konuşacağız gibi duruyor. Japonya'da ise resesyon faiz artışı ihtimalini düşürdü. Teknik resesyona giren bir Japonya ekonomisi var. Bugün Japonya'dan gelen büyüme verisini karşıladık. Üçüncü çeyrek zaten daralmaya işaret etmişti. Fakat dördüncü çeyreğe baktığımız zaman %0,4'lük beklenmedik bir şekilde küçülerek teknik resesyona girdiğini takip ettik. Üçüncü çeyrekteki daralmayı hatırlayacak olursak 2,9'dan 3,3'e revize edildi orada da. Yine 3,3'lük bir daralma işaret etmişti üçüncü çeyrekte. Hal böyle olunca faiz artışı ihtimallerinin ötelenebileceği, hatta masadan kaldırılabileceği bir tartışma konusu olacak mı olmayacak mı değerlendireceğiz yine. Petrol stoklarındaki artışla birlikte petrol fiyatları ise düşüşünü sürdürüyor. Yakından takip ediyoruz. Jeopolitik risklerle birlikte dalgalı bir seyir söz konusuydu fakat stok haberleri
daha ağırlıklı bastığını görüyoruz ve düşüşünü sürdüren Brent petrol söz konusu diyelim ve öne çıkan gündem başlıklarını bu şekilde özetledik. Ve şimdi sırada veri takvimi var. Bugün yatırımcılar hangi verileri takip etmeliler? NCM Investment günlük veri takvimini sunar. Evet, içeride ve dışarıda neleri takip edeceğiz? Saat 10'da gayri safi yurt içi hasıla verisi gelecek. 4. çeyrek verisi İngiltere'den karşılayacağız. Türkiye saati itibariyle 10'da gelecek verinin ardından içeride ise önemli bir veri karşılayacağız. Merkezi yönetim bütçe dengesi verisini karşılayacağız saat 11'de. 14.30'a geldiğimiz zaman ise haftalık para ve banka istatistikleri verisi önem arz edecek. Bir tarafta DTH yabancı işlemleri ve rezervler yakından takip edileceğini söyleyelim. Bunun yanı sıra 16.30'da ise perakende satış verisi önemli ki özellikle burada resesyon tartışmalarının yaşandığı bir süreç olacak mı? Çünkü faiz artışlarında ötelenme ihtimalleri bir miktar daha öne çıkarken ne kadar alan tanıyacak? Perakende satışlar verisi de önemli. 16.30'da gelecek Türkiye saati itibariyle. 17.15'e geldiğimiz zaman ise kapasite kullanım oranı Ocak ayına ilişkin ABD'den gelirken sanayi üretim verisi ise yine ABD'den gelecek olan bir diğer önemli veri olduğunu söyleyelim 17-15'te. Fakat yetkililerden gelen açıklamalar ise piyasanın dalga boyunu arttırmaya da devam ediyor. Açıklamaları da takip edip ekranlara getireceğiz. NCM Investment günlük veri takvimini sundu. Evet, küresel piyasalarda teknoloji ağırlıklı bir rally'nin yaşandığını takip ediyoruz. Asya'ya da sirayet etti. Orada da haber akışları oldukça etkili. Hemen ayrıntıları almak için Asya'ya gidelim. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı ile birlikte devam ediyoruz. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Evet, neler aktaracaksın? Asya'da da haber akışları şirket ağırlıklı gibi ilerliyor. Evet Pelin, genel olarak iyimser bir hava var. Aslında dün hatırlarsan enflasyon beklentiden yüksek gelince Amerika'da faiz indirim beklentilerinin geriye itilmesi sebebiyle kötümser bir hava vardı ama şirket karları iyi gelmeye devam ediyor. O da Amerikan borsalarında yeni rekorlara sebep oldu. Özellikle teknoloji hisseleri yükseliyor. Nvidia bugün çok başlıklarda, Alphabet'e geçti piyasa değerinde. Tayvan'ın çip fabrikası, çip şirketi yükseliyor. %10 yükseldi TSMC. Tayvan bu arada tatilden geri döndü. %3'ün üzerinde artısıyla dikkat çekti. Amerika'nın artıları da Asya'da yansıdı diyebilirim. Japonya'daki büyüme verisine rağmen, hatta daralma diyelim, 4. çeyrekte -0.4 teknik olarak Japonya resesyona girdi ama borsaları etkilemedi. Şu an %1'in üzerinde Nikkei endeksi, Japon yeni de 150 civarında seyrediyor. Tatilde olan pek çok piyasa artık geri döndü. Bir tek Çin kapalı. O da yanılmıyorsam yarın açılacak. Singapur'da da 4. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. %2.2'lik bir büyüme var. Endonezya'da da seçimler vardı. Orada da Savunma Bakanı Subianto zaferini ilan etti. Genele bakarsam dediğim gibi Asya Pasifik'te bugün yeşil ekranlar var. Güney Kore'ye çok hafif yatay eksi diyeceğim. Özellikle dediğim gibi Tayvan %3 artısıyla dikkat çekti. Petrolde aynı iyimserlik yok. Dün bir ara %83,5 dolarları görmüşken Amerika'daki stoklar geldi. Enerji Bilgi Dersi'nin rakamlarında 12 milyon varillik artış vardı stoklarda. Bu da petrolü dün düşmesine sebep oldu. Bugün de düşüşüne devam ediyor. 81,3 dolar seviyesinde. Bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık görünüm raporu gelecek. Oradan biraz daha yön belirlenebilir. Orta Doğu tarafında en önemli haber Erdoğan'ın Mısır ziyareti. Uzun yıllar sonra Mısır'a ziyarete gitti Erdoğan. Sisi ile görüştü Kahire'de. Gazze konusu tabii en önemli konulardan biriydi ama onun dışında enerji, bankacılık, turizm gibi alanlarda da işbirliği konuşuldu. İsrail barış görüşmelerinden çekildi. Son olarak da yine İsrail, Elon Musk'ın Starlink'inin İsrail'de faaliyete geçmesine onay verdi.
Asya, Orta Doğu petroldeki son başlıklar böyle. Ersoy, çok teşekkür ediyorum. Detaylar için aktarmaya devam edeceğiz ben efendim. Aras Asya ve piyasaları noktalıyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, hareketli bir güne uyanmışız gibi duruyor ki dünkü teknoloji rallileri bugüne özellikle nasıl yansır? İçeride neler beklenebilir? Araştırma masasında konuşuyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Burcu Kıratlı bizlerle birlikte. Burcu, günaydın. Günaydın Pelin. Burcu, şimdi bakacak olursak özellikle teknoloji hisselerindeki yükselişler biraz daha global piyasaları şekillendiriyor gibi duruyor ama bir diğer tarafta da temkinli açıklamalar var ona rağmen aslında. Hı hı. Şirket odaklı ilerleyen bir global hisse senedi piyasa performansını görüyoruz. Ne dersin? Kesinlikle. Hatta teknoloji hisse odaklı ilerleyen bir endeks performansı görüyoruz. Bu enflasyonun yaratmış olduğu artçı sarsıntılar kısa sürdü gibi gözüküyor. Piyasa yine teknoloji rallisine ve hisse hareketlerine, hisse bazlı hareketlere diyelim, dönmüş gibi gözüküyor. Şimdi iki tane durum oluştu. Bir tanesi Nvidia. Nvidia artık ABD'nin en değerli üçüncü şirketi. İlk ikisi Microsoft ve Apple. 3 trilyon dolar Microsoft, 2.8 Apple. Nvidia da artık 1.8 ile en değerli 3. şirketi oldu ve dünkü hareketiyle birlikte Google'ın ana çatı şirketi Alphabet'i de geçmiş oldu. Amazon'u zaten bir gün öncesinden geçmişti. Bu tabii yapay zeka iştahını, yapay zeka rallisine hala devam ettiğini ve devam eden çip talebine karşı hatta Nvidia'nın karşılamakta zorlandığını, işte altyapı yatırımlarının, data center'ların sürekli değiştiği, revize edildiği ve dolayısıyla küresel çip talebinin aslında yavaşlamayacağı beklentisi diyebiliriz buna. Ki keza aynı beklenti Morgan Stanley'in TSMC raporunda, bu Tayvanlı şirket için de söylediği notta geçerliydi. Oradaki revizyondan sonrasında da hisse fiyatında %9 bir yukarı hareketi görmüş olduk. Yani dünyada, küreselde yine dün çip günüydü. Çip şirketlerinin olumlu hareket ettiği bir günü yaşadık diyebiliriz. Ve dolayısıyla teknoloji endeksi yukarı çekerek diğerlerini de yukarı çekmiş oldu. Tabii bu endekslerin genel anlamda yükselmesi diğerlerine yayılıyor ama asıl hareketin hala teknolojide olduğunu söyleyebiliriz Pelin. Dolayısıyla bu olumlu hava, ki bugün hatta Japonya'dan olumsuz veri almamasına rağmen Japon endeksi de hala teknoloji şirketleri öncülüğünde ve liderliğinde yükselişini devam ettiriyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla FED'den, evet, bir taraftan temkinli açıklamalar geliyor ama piyasa rallisi, piyasa hareketi hala şu anda teknolojinin önderliğinde sürüklemesine devam ediyor gibi gözüküyor. Bu hafta bir de önemli bilançolardan, aslında gıda şirketlerine dair bilançolar aldık ama oradaki talebin de güçlü devam ettiğini görüyoruz. Yani bir tarafta küresel talebe bakıyor piyasa aslında. Yavaşlıyor mu, yavaşlamıyor mu diyor. Teknoloji rallisi endeksleri yukarı çektiği için olumlu bir hava yaratmış oluyor. Dolayısıyla makroekonomik veriler şu anda biraz daha böyle göz ardı ediliyor gibi gözüküyor. Bir de piyasayla FED artık, o hani piyasa önden gidiyordu, FED biraz daha onu geri çekip durduruyordu. Şimdi o biraz daha yakınlaşmış da olduğu için piyasa artık böyle 5-6 faiz indirimden ziyade 3 ya da 4 faiz indirimde tamam, ben okeyim, böyle olacak gibi mantığına girmiş, bürünmüş durumda. Dolayısıyla hisse bazlı hareketlerini senin ilk söylediğine bağlayacak olayım, ön plana çıktığı günler yaşıyoruz. Önemli gelişmelerden bir tanesi de sürpriz bir şekilde daralmaya işaret eden 4. çeyrek verisi yaşandı. Evet. Geldi Japonya ekonomisinde. Teknik resesyona girdi. 3. çeyrekte zaten bir daralmaya işaret etmişti. 4'te de tekrarladı. Hal böyle olunca burada bir faiz artışını tartışıyorduk. Burada bir ötelenme ya da masadan kaldırma hikayesi de konuşulmaya başladı. Yen tarafını yakından takip ediyoruz. Buraya da aynı neler aktaracaksın? Mart ya da Nisan'da bu ultra gevşek para politikasının sonlanması beklentisi burada da biraz daha rafa kalkmış gibi gözüküyor. Yani Mart ayına ilişkin beklentiler yeniden şekilleniyor dünyada. FED'den Mart ayında faiz indirimleri olasılığı
ötelendi. Bojun ki dünyada şu an tek gevşek para politikası uygulayan merkez bankalarından bir tanesi. Orada da Mart ya da Nisan ayını tekrar gözden geçirmek zorunda kalacaklar. Neden? Çünkü burada özellikle hane halkı harcamalarında ve yatırım harcamalarındaki düşüş dikkat çekici. Yani bunu düşük faizi hala düşük tutarak buranın canlanması hedefleniyor. Ekonominin canlanması her şey. Evet, enflasyonla mücadele etmek bir taraftan doğru ama büyümede ciddi şekilde kaybettiğin zaman, kan kaybettiğin zaman, dahası aslında talebi kaybettiğin zaman onu düzeltmek biraz daha zor. Dolayısıyla Japonya bu anlamda biraz daha yüksek enflasyona maruz kalıp bu tarafı düzeltme çabası içerisinde olup ultra gevşek para politikasından vazgeçmeyi bilir Pelin. Evet, şimdi içeriği konuşalım mı bir de? Son olarak içeriye de bakalım. İçeride tekrar 9000 puan üzerinde performans sergileyen Borsa İstanbul tarafı var ki orada sert geri çekilmeleri takip etmiştik. Korelasyon eyvah küresel piyasalarla tekrar bir böyle bir korelasyona girdik ama biz halbuki 14 gündür yükseliyorduk. Yani. Rekor haberleri veriyorduk dedik. Dün bir realizasyonu tamamladı ve yoluna devam edecek mi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Aslında sorduğun sorunun cevabı içinde gizli biraz korelasyonumuz artmaya başladı. Çünkü dün teknoloji hikayesi saat işte 4.30-5 biz kapanırken gelmeye başladı. Dolayısıyla o tarafa biraz daha bir gözümüz artık yurt dışında olmaya başladı. Aslında bu iyi bir şey. Beklenen ve olması gereken bir şey. Kesinlikle. Bir süredir artık iyice kopmuştuk. Kesinlikle haklısın. Artık oraya biraz daha bir gözümüz yurt dışında. Dolayısıyla oradaki olumlu hava risk işte güçlü seyrettiğinde bizde de artık 9000'in üzerindeki seyir geçerli kazanmış gibi oluyor ama şuna da dikkat çekelim, o 9100-9200 hareketlerin de üzerinde kalıp kalıcı olması da lazım hareketin. Bu anlamda biz de bunu takip edeceğiz ama hemen şunu ekleyeyim, dolar bazlı zirveler hala geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla o 310 dolar seviyesinde dolar bazında bakmak daha da anlamlı olacaktır. Burcu, detayları ayrıntılı bir şekilde yine konuşmaya devam ederiz. Evet, araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, içeriği ve dışarıyı konuşmaya devam edeceğiz. Hemen finansal danışman Egemen Kaya'ya dönüyorum bizlerle birlikte. Kendisi Egemen, hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk Pelin, günaydın. Egemen, şimdi sürpriz oldu mu sana da TÜFE verisi ardından? Biz diyoruz ki ya işte Mayıs ayına ilişkin bir ötelenen faiz artışı vardı. Bugün gelinen noktada Temmuz diyoruz. Belki o Temmuz'u son çeyreğe doğru öteleyeceğiz. Belki 2024'te hiç konuşmayacak mıyız? Bir tarafta da resesyon tedirginlikleri ya gelirse derken bir tarafta da teknoloji hisseleri rally yaşıyor. Yani nasıl konjonktürü adlandırıyorsun? Yani küresel piyasalarda şu an hava nasıl sence? Nasıl görüyorsun sen orayı? Esasında 10 gün önce yaptığımız yayında bundan biraz bahsetmiştik seninle. Evet. Piyasada yavaş yavaş bazı bankalarda zaten beklenti Mart ayından Mayıs hatta Temmuz'a gerilemişti. Dolayısıyla bunu biz genel olarak baktığımızda piyasa Fed'in 3 faiz kesinti beklentisini gelen enflasyon rakamlarıyla beraber çok daha öne alıp 6-7 faiz indirim beklentisine çekmişti. Şu anda piyasa bir normalleşme yaşıyor. Yaşanan normalleşme de beklenenin dışında, piyasanın erken beklentilerinin dışında enflasyonun esasında çok da hızlı düşmeyeceğini göstermiş olması. Şimdi buradaki sürpriz esasında piyasa beklentilerinin dışında ama enflasyonun kendi normal seyrinde devam ediyor olması. Dolayısıyla konu algının tekrardan normale ve gerçek verilere dönüyor olması. Şimdi insan tabii özellikle piyasadaki yatırımcılar gelen verileri önden değerlendirip buna göre pozisyon alıp bu pozisyonda ilk pozisyona girenler ve daha sonra da olabilecek ihtimalleri kaçırmak istemeyen yatırımcıların, yani kaçırma korkusuna giren yatırımcıların verdiği hızlı tepkilerle farklı yerlere ve beklenenden çok daha uçlara giden beklentiler olabiliyor. Bunu son zaten 3 senedir de görüyoruz. Farklı gerek hisse senetlerinde olsun, gerek petrolde olsun, gerek altında olsun. Dolayısıyla şu anda yaşanan konu esasında biraz daha normalleşme, daha önceden alınan pozisyonların bir nevi
kar realizasyonunun yapılması ve piyasanın tekrardan normale dönmesi. Merkez Bankası gerek Avrupa Birliği'nde olsun, gerek Amerika'da olsun, gerek de Türkiye'de olsun verdiği mesajlar çok net. Enflasyon oranı ve enflasyon patikası kendisini bir nevi stabil hale getirmeden, bir nevi düşme emarelerini netleştirmeden faiz indirimi yapmayacağız. Dolayısıyla piyasanın beklemesi gereken ve yakından takip edeceği TÜFE verileri bütün dünyada bu şekilde. Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Artı perakende satış ve üretim verileri ilk etapta bunlar olacak. İşsizlik de bunun yanına ekleyebiliriz. Dolayısıyla şu an baktığımızda dediğin gibi Haziran veya Temmuz ayına kadar bir faiz indirim beklentisi Amerika'da da Avrupa'da da gözükmüyor. Zaten Türkiye bunu daha net biçimde söylemişti. Faizde enflasyonun Haziran ayına kadar artması beklendiği için. Dolayısıyla genel olarak patikaya baktığımızda dünyadaki merkez bankalarında Haziran-Temmuz'a kadar bir faiz indirimi şu anda rafa kalkmış oldu. Egemen, peki faiz indirimini rafa kaldırdık da yani en azından işte Temmuz'a kadarki olan süreçte olası bir faiz artışını konuşma ihtimali olabilir mi? Yani bu veri sonrasında bu tartışmalardan farklı az da olsa bu görüşler çıkmaya başladı küresel piyasalara dair. Ama içeride de öyle. Sayın Fatih Karahan'ın gelmesi, işte bununla birlikte enflasyondaki orada katılığın devam etmesi halinde ekstra bir sıkılaşma döngüsüne girme ihtimali var mı? Hem ABD hem içerisi için nasıl görüyorsun? Böyle bir tartışmayı da yaşıyoruz şu anda. Ya, ABD'deki tartışma açıkçası biraz dillendiriliyordu ama 2-3 gün önce Citibank'ın yazdığı rapor çerçevesinde biraz daha hızlı tartışılmaya başladı. Citibank'ın verdiği örnek de şu anki durum 1998'deki duruma benziyor. Dolayısıyla evet, 1-2 faiz indirimi olabilir. Bu faiz indirimleri şayet erken yapılırsa geçmişte olduğu gibi daha sonrasında faiz arttırımlarına gitme zorunluluğunu yaratabilir şeklinde. Ama merkez bankalarının, özellikle dün Chicago Fed Başkanı da açıklamalar yaptı. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'ndan da görüyoruz. Merkez bankacılığı şu anda erken faiz indirimi yapmanın zararlarının farkında ve piyasanın bu baskısına çok da boyun eğer gözükmüyor. Dolayısıyla evet, böyle bir risk var ama bu risk merkez bankalarının erken faiz indiriminden dolayı olacak gibi gözükmüyor. Şayet perakende tarafındaki tüketim, işsizlik tarafındaki veya istihdam tarafındaki maaşların artışı, ortalama çalışma saatlerinin doldurulması gibi verilere bakıldığında TÜFE hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de Türkiye'de aşağıya doğru bir patika çizmezse ve yönünü tekrardan farklı konulardan dolayı olabilir, Trump'ın seçilmesinden dolayı olabilir, farklı gelişebilecek jeopolitik olaylardan dolayı olabilir. Yani şu anda bilmediğimiz ama olabileceğini gördüğümüz risklerden kaynaklı olarak faiz arttırım sürecine tekrardan geçilebilir. Ama şu anki veriler ve şu anki gördüğümüz gidişat çerçevesinde böyle bir risk şu anda yok gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye'yi kenara koymakla beraber Avrupa ve Amerika'dan bahsediyorum. Çünkü genel olarak ekonomi bir rayına girmiş ve genel faizler zaten enflasyonun çok daha üzerinde. Ama bununla beraber piyasada akmaya devam ediyor. Şimdi buradaki akış, yani tüketicinin tüketim alışkanlıkları bu şekilde devam ederse ve bir takım jeopolitik riskler de eklenirse o zaman olabilir ama şu an bir varsayım. Peki Türkiye'deki içerisi? Durum için ise biraz daha... İçerisi, evet. Türkiye'de biraz daha farklı. Enflasyon %70'e gideceğini düşünüyoruz. 31 Mart'ta seçimler var. Dolayısıyla ilk hedef 31 Mart'taki seçimleri sağ salim atlatmak. Buradaki sağ salim atlatmak tabii ki hükümet iktidar olduğu için ve enflasyondan sorumlu, aynı zamanda bunu da düşürmekle görevli olduğu için 31 Mart'a kadar burayı çok etkileyecek hareketler yapmayacaktır. Zaten
Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası diğer merkez bankalarından farklı olarak şunu koydu. Haziran, Temmuz ayına kadar biz enflasyonun daha da artmasını bekliyoruz. Yani kriterlerini zaten %70 seviyelerine koydular. Bu %70 seviyesi beklenen artış seviyesi ve faizlerin o zamana kadar da bir nevi daha fazla arttırılamayacağını söylediler. Dolayısıyla baktığımızda önümüzdeki 3 ve 6 aylık dönemde Türkiye'deki reel faiz negatifte gözüküyor. Yani bankaların verdiği faiz, mevduat faizleri ve enflasyonun olduğu nokta, yıllık enflasyon negatif reel getirdi. Ama bütün soru 31 Mart'tan sonra, seçimlerden sonra burada daha hızlı bir sıkılaştırma yaşanır mı, birincisi. İkincisi, tutulmaya çalışılan ve işte çok ufak adımlarla her gün biraz daha değer kazanan dolar Türk lirasına karşı daha serbest bir hale gelir. 31'lerden belki işte geçen sene olduğu gibi %5, %7'lik, %10'luk günlük artışlar görür müyüz? En nihayetinde 40 seviyelerine gelir mi, ihracatçıları rahatlatmak için, seçim baskısı da kalktığı için ve gibi bir sürü soru olmakla beraber Merkez Bankası'nın likidite yönetiminde de esasında evet bazı adımlar attığını, ama geçen sefer de konuştuğumuz gibi araçları istediği gibi bence net ve piyasayı sıkıştırıcı şekilde kullanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bence bu merkez bankaları içinde görevi en zor olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olacak önümüzdeki 6 aylık dönemde. Bol bol konuşacağız seninle birlikte de. Peki buradaki fiyatlamalar için ne diyorsun şu an itibariyle? Evet, kur tarafına dair bir görüş sergilemek, bunun yanı sıra Borsa İstanbul tarafında bir kez daha rekorların kırılması, buradaki yatırımcının ilgisini çekebilecek düzeyde yükselişlerin yaşanması, belki yeni yatırımcıdan bahsetmiyoruz, çıkışlardan bahsediyoruz ama öyle bir yükseliş serüveni karşımıza getiriyor ki mevduatın üzerinde duruyor gibi şu anda. Dolayısıyla biraz mevduat, biraz dolar TL ve biraz Borsa İstanbul performansını şöyle kıyasladığımız noktada sepetin içerisinde hangisinin daha ağırlıklı olabileceğini düşünüyorsun Egemen sen? Şimdi iki türlü faiz var. Evet, normal TL faizler biraz daha düşük. %45 ile 50'lere yakın salmaya başladı. Ama KKM'den dönüş yapılan 3 aylık faizlerde %65'lere, %62'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla KKM'nin dönüşü, dönüşteki mevduata gerçekten bence cazip. Ama buradaki cazibenin yanındaki soru işareti de 31 Mart seçimlerinden sonra dolarda tekrardan bir serbestlik ve işte bir yükseliş görecek miyiz sorusu sıkça soruluyor şu anda piyasada. Dolayısıyla yatırımcıların genel olarak baktığımızda özellikle KKM dönüşü varsa bir bölümünü dolarda tuttuğunu ve yüksek faiz oranları sebebiyle %65'lere varan bir bölümünde aynı şekilde KKM'den TL'ye döndüğünü görüyoruz Pelin. Baktığımızda yani TL bazında duran paranın da esasında ne mevduatta ne de başka bir yatırım aracında çok da değerlenmediğini, enflasyonun yenildiğini gördüğümüz noktada da insanların kısıtlı da olsa ama hacim olarak büyük borsaya girdiğini ve borsada yatırım yaptığını en azından görüyoruz. Beklenti 31 Mart seçimlerine kadar borsadaki algının bu şekilde devam etmesi, yükselişlerin devam etmesi, faizlerin artmayacağı için mevduat faizlerine çok artış olmaması, likiditenin çok fazla kısılacağını düşünülmediği için mevduat faizlerinin önümüzdeki 2 ayda çok artma olasılığının olmadığı, doların da esasında kontrollü bir şekilde tutulduğu ve kontrollü bir şekilde yükselmesine müsaade edildiği için şu anda Türk enstrümanları içinde en cazip olanı, en ileriye en azından 2 aylık dönemde vade olanı, yabancı yatırımcı girme hikayesini de yanına eklersek seçimlerden sonra tabii ki BIST Borsa İstanbul oluyor. Buradaki riskler olmakla beraber bu riskler bütün dünyada olduğu gibi bir şekilde minimize edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul önümüzdeki dönemde ki 8.400'den başlayan 7.200'den tekrardan verilen bir tepki ve 8.500'ün üzerinde çıktıktan sonra 9.000 seviyelerini görmesi
esasında bunu gösteriyor. Baktığımız zaman bilançolar da zaten enflasyon verileri çerçevesinde, enflasyon rakamları çerçevesinde geliyor. Dolayısıyla en azından Haziran'a kadar BİST'ten de enflasyon veya enflasyonun biraz üzerinde bir performans beklemek yanlış olmaz. Ama tabii buradaki kritik nokta 31 Mart seçimlerinden çıkacak sonuçlar ve sonrasındaki 1-1,5 ayda hükümetin, Merkez Bankası'nın, ekonomi yönetiminin atacağı adımlar olacak. Bunu da seyredip göreceğiz. Peki Egemen, altın tarafını biraz da konuşalım. Altın tarafında da jeopolitik riskler dedik. Sonrasında Fed'in faiz artışını artık durdurması ve buradaki indirim senaryolarının konuşulması altın tarafına nasıl yansıyacak? Bir tarafta DX var, bir tarafta reel faizler konuşuyorduk derken bugün altını besleyecek koşulların biraz daha ötelenebileceği konusunda da fikirler ortaya atılınca altın yatırımcısı da şu anda yakından takip ediyor. Orada da karışık bir seyir ve gri bir bulut var. Nasıl görüyorsun sen o bulutu? Altının son bir senede iki tane ana yön gösteren konusu vardı. Bir tanesi dediğin gibi jeopolitik riskler, diğeri de Fed'in artık dolar faizinin yavaş yavaş sonuna geldiğini, dolar artış, faiz artışlarının sonuna geldi ve 2024 senesinde artık faiz indirimlerinden bahsedileceğini, hatta işte son Aralık ayında 6-7 tane 6-7 indirime kadar çıkınca beklentiler altında da yukarı yönlü bir hareket görmüş. Dolayısıyla bu iki tane beklentiden evet jeopolitik riskler devam ediyor. Ukrayna, Rusya devam ediyor. İsrail, Gazze tarafında devam ediyor. Belki yeni riskler de gelecek, bunları bilmiyoruz ama şu anda artık algı, yatırımcıların algısı bu riskleri fiyatın içine katmış durumda. Dolayısıyla jeopolitik tarafta yeni bir risk gelmediği müddetçe altını çok fazla destekleyecek bir konu yok gibi gözüküyor. Keza aynı şekilde Amerikan faizleri de şu anda öyle. İndirimlerin ötelenmesi altını tutma maliyetini, esasında fırsat maliyetini arttırdığı ve düşürmediği için şu anda altın çok ilginç ve enteresan gözükmüyor. Bunun tek farkı şu olur. Önümüzdeki 2 aylık Amerikan enflasyonunu gerçekten yine sürpriz veren şekilde yukarıya çıktığını görür ve Fed'den de faiz artışına yönelik herhangi bir emare gelmezse o zaman altında tekrar bir hareket olabilir ama şu anda 1950-1970 seviyesi dolar bazında destek, onun altında 1880 seviyesine kadar bir şey var, alanı var ama 1950 seviyesinde çok altına inmesi beklenmiyor ilk etapta açıkçası. Egemen, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Güzel de bir gün diliyorum sana, finansallaşma Egemen Kaya. Bizlerle birlikteydik. Kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. An itibariyle Viyop tarafına bakıyoruz. Viyop 30'daki işlemlerde yatay negatif bir performansı takip ediyoruz ki burada 9809 puandan ise işlemden geçtiğini takip ediyoruz. 0.33'lük bir geri çekilme yaşanıyor an itibariyle. Borsa açılış beklentisini karşılayalım ve hemen info yatırıma gidelim. İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail, hoş geldin yayınımıza. Evet, vadeli taraf negatif bir açılışa işaret ediyor. Borsa açılış beklentisinden neler bekleyebiliriz? Evet, günaydın Pelin. Piyasa tarafına baktığımızda bu hafta oldukça volatil bir görünüm vardı. Ama dün itibariyle piyasa biraz daha toparlanmayı, son saatlerde toparlanmayı başardı. Genel olarak küresel piyasalarda risk iştahının yüksek olduğunu görüyoruz. Veri açısından bugün daha çok içeride bütçe dengesi ve Merkez Bankası'nın yurt dışı hisse ve dips istatistikleri gelecek. Amerika tarafında işsizlik maaşı başvurusu, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları verileri gelecek. Biraz daha zayıf piyasaları etkileme oranı, zayıf veriler. Küresel piyasalara baktığımızda ise daha çok bu hafta enflasyon verisi Amerika tarafında piyasalarda kısa süreli bir dalgalanmaya sebep oldu. Fakat Fed üyelerinden gelen açıklamalar çok da fazla gecikmeden piyasaları biraz daha dengeledi diyebiliriz.
Burada önümüzdeki süreçte özellikle de Mart ve Mayıs ayında Fed'in faiz indirimlerini pas geçeceği ve Haziran ayında ilk faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasalarda satın alınırken 10 yıllık tahviller tarafında da yaklaşık olarak bu hafta 4.30 binleri görmesinin ardından tekrar 4.23 seviyesine geri geldiğini gördük. Ons altın tarafına baktığımızda 2020 dolar desteğinin kırılmasıyla birlikte, bu son yaşanan haber akışlarıyla birlikte 1990 dolar civarında dengelenme devam ediyor. Fakat 1980 doların altında açıkçası beklemiyoruz. Yurt içi piyasalara baktığımızda genel olarak bizim piyasalarımızda risk iştahının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Belki kısa süreli kâr realizasyonları piyasada ön plana çıkabilir. Fakat buradan gelen haberler özellikle Amerika ya da İsmail, şu an Borsa İstanbul'a dönmek zorundayım. Evet, bugün uzun bir aranın ardından halka arzlar yeniden başlıyor. Borsa İstanbul'un yeni üyesi ise Bor Şeker oldu. Şu an törene dönüyoruz. Evet, Borsa İstanbul'un yeni üyesi Bor Şeker oldu. Programı noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.